Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Firebase yapısını nasıl Xamarin'de cross platform olarak kullanabileceğimizi işliyoruz, anlatacağız. Özellikle Firebase, Android Native ve iOS Native yazarken birçok developer'ın kullandığı en önemli yapılardan bir tanesi. Xamarin'de ise cross platformda nasıl tek kodla iki tarafa da böyle özel bir yapı oluşturabileceğimizi anlatacağız. Şimdi gelin başlayalım Firebase'e. Firebase ile ilgili çok fazla detay var. Bunların detaylarını özellikle internetten incelemeniz gerekiyor. Ama biz bu dersimizde hiçbir web API, web servis kullanmadan veya herhangi bir şey kullanmadan nasıl bir database'den API mantığı gibi kullanıp oradan datalarımızı çekip nasıl Xamarin'de bir list view'un içerisinde göstereceğiz. Bundan bahsediyoruz. Şimdi gelin başlayalım. Başlamadan önce şöyle yapalım. Önce bir Firebase'in sitesini açayım size. Firebase konsoldayım ben şu an. Buraya gelmek için Google'a Firebase yazdıktan sonra, Google hesabına girdikten sonra buraya atacak. Sizin şurada proje oluşmayacak. Yeni proje ekle deyip herhangi bir XYZ proje ismini verip yeni bir proje oluşturmanız gerekiyor. Burası çok önemli bir adım değil ama buradaki önemli adımlardan bir tanesi şu. Database'in, bizim burada bu arada bakın ilk defa görüyorsunuz Firebase'in birçok yapısı var. Authentication, sisteme login yaparken kullanabileceğiniz bir yer. Database, storage resimleri saklayacağınız, hosting hizmetleri, function ve test, function yeni çıktı, test labsa uygulamanızı test edemeyeceğiniz yer, crash report'u uygulamanız patlarsa ki durumlar, notification bildiğiniz push notification atmak için vesaire vesaire. Şimdi bakın, ben Firebase'de sizden önce ufak bir database oluşturdum ve bu database'in yapısını size göstermek istiyorum. Firebase arka tarafta NoSQL kullanmakta. Ben çok da Firebase'e girmek istemiyorum. NoSQL kullandığı için de bizim şu şekilde herhangi bir student veya bir liste oluşturduğumuzda şu şekilde oluşmakta. Bu şu şekilde benim student listemin, student tablomun altında bir tane key'i, özel key'i olan ve içinde şu name'le şu ada sahip bir karakter yani bir nesne oluşturuyorum. Peki ben şunu silersem ne olacak? İçerisindeki bütün her şey gitmiş olacak. Yani sizin ilk başta açtığınız gibi boş. Ben silin ki siz de görün. Bakın mesela ilk açtığınız şu şekilde sinirinize geldi. Kurallar çok önemli burada. İlk başta authentication işlemleri yapmayacağınızı varsayacak olursak read ve write'ın authentication eşit değil null olacak burası şu an siz açtığınızda. Bunu eşit eşit null yaparsanız şu an için herkes bu benim oluşturduğum şu database URL'den destek atabilirsiniz. Bunu da ilk başta sonra kapatacağım ben de. Ardından çünkü ben önceki bir projemde bunu yine uygulamayı video olarak anlattım da bir baktım Çinliler falan filan benim URL'e saldırmışlar. Oradan birçok database'e veri eklemişler. Ya sen kendi şeyleri yok gibi böyle değişik oluşumlar oluşmuştu. Şimdi gelin biz devam edelim. Ben şimdi şu URL'e, şuradaki URL'e nasıl istek atarım ona bakalım. Şu isteği URL'ime gelip .json yazdıktan sonra bana Firebase bunu bir JSON şekline döndürmekte. Bakın içi null olan bir yapı döndürdü. Null. Çünkü neden? İçerisinde herhangi bir şey yok. Şurası da null olduğu için daha doğrusu. Boş bir yapı döndürdü. Şimdi ben buraya gelip içerisinde bir nesne yakalamak istiyorum. Bu arada sizde eğer bu şekilde gelmeyecek muhtemelen kendinize ufak bir Google marketten bir alışveriş extension kurmanız gerekiyor. O da şu. Şurada JSON Weaver kurarsanız çok iyi olacak. JSON Weaver kurduktan sonra bu şekilde bir JSON isteği attığınızda size bakın bir web servis gibi bir değer döndürmekte JSON. Aynı şekilde ben Postman üzerinden gelip buradaki adresimi kopyalayıp şu an herhangi bir student oluşmadığı için diyorum. Ben eskiden kalmış. Ben buraya bir get isteğinde bulunduğumda bakın bana aynı önceki gibi bir boş bir yapı döndürecek. Şu an neden böyle döndür? Çünkü sonra .json eklemedik. Ekledik ve bakıyoruz. Şu an boş bir yer döndü. Peki şimdi gelin biz bunun içine bir değer atalım. Post metoduna geçiyorum. Body'sinin içerisine geliyorum. Ben önceden ufak bir şey yaptığım için value 12 oluşmuş mesela. Buradaki olay şu. Ben içerisine istediğim nesne oluşturabilirim. Ben bunun içerisinde farklı olsun. Full name mesela oluşturayım. Hardware Andro. Ardından mesela ne var başka? Bir de ne olsun? Donanım olsun. Hardware. Buraya da Asus yazalım mesela. Bu şekilde bir yapı oluşturabilirim. Hardware safe olsun. Safety. Hardware power olsun. Integer falan tuttuğumuzda görün diye istiyorum. Yani bu şekilde ben float daha iyi olmak üzere tutabiliyorum. Ve ben bunun post metodundan sonra şurada bu arada postman kullanmayı bilmeyen arkadaşlara da İçinde şöyle ufakça göstereyim. Hani şöyle açtığınızda boş gelecek. Buradan şuradaki bizim URL'imizi tutuyoruz. URL'imizi şuraya atıyoruz. Ardından buradan post seçiyoruz. Body'ye geliyoruz. Row'u seçiyoruz. Ve buradan
JSON'ı seçerek benim deminki yaptığım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz siz de. Ve şimdi bunu da yaptıktan sonra ben şu oluşturduğum datayı yolluyorum. Bakın send ettim ve bana bakın bir değer döndürdü. Bu ne? Name türünden ve içerisinde bir UI'de olan bir yapı. Bu şu demek, bizim bu nesnemiz oluştu ve bunun key'i bu. Bu zaten NoSQL'in ya bir yapı özelliği. İçerisine bakın full name'i ve şu olan bir yapı oluştu. Ve buradaki eksik olan ne? Biz bunu herhangi bir tablonun içerisine veya bir nesnenin altına atmadığımız için karmaşık olacak. Şunu silelim. Bakın şuraya gelip .json'dan önce de dersem ki computer dersem bu kez de gidecek. Computer'ın altında bir nesne oluşturacak ve key bu olan ve işte property'leri bu olan bir özel bize bir nesne oluşturmuş olacak. Bizim istediğimiz de zaten buydu. Bu şekilde biz Firebase'imizde API'ler üzerinden bir koşturma yapabiliyoruz. Normalde native olarak yazsanız zaten Firebase'in kendi paketleri hem iOS hem Android için var. Ama yoksa Xamarin Cross platformuna nasıl erişeceğiz derseniz şu an için API'den bu şekilde konuşuyoruz. Bunu öğrenmeniz birinci etapta çok önemli. Şimdi bunu öğrendikten sonra Xamarin tarafında ne yapıyoruz ona gelelim. Xamarin projemi açtım. Xamarin projemde ben buraya iki tane nugget, bir tane nugget paket ekleyeceğim. Orada şuradan eklerim. Add nugget package Firebase Xamarin. Şu şekilde neden ekliyorum derseniz bunu biz API'ler üzerinden get ve set metotlarından da çağırabiliriz. Get, post, data ekleriz, data çekeriz. Fakat Firebase'in kendine özel, bu arada Firebase.xamarin ID şu olan Ricardo. Şimdi bireyin yazdığı nugget'ı indiriyoruz, paketi indiriyoruz. Aynı şekilde bunu ISO'da indirelim. Yani, evet dediğim gibi kendimiz yazabiliriz. Fakat bunu şu an kendimiz yazmamızın sebebi şu. Çünkü Firebase bizim alışık olduğumuz ilişkisel veri tabanı yapısında olmadığı için yani bize bir özel bir şey döndürüyor. O da şu. Şurada bizim yakaladığımız bakın. Hatta şimdi bakın normalde istediği şu şekilde atıyorum. Artık datam var. Computer.json dersem bu kez bana onu döndürecek. Burada özel bir kullanım var. Biz normalde alışmışız mesela. Eğer ilişkisel veri tabanı kullanıyorsak user'ın altında ID'si bir olan full name'i bu olan diye. Burada böyle bir yapı olmadığı için Firebase'in kendine özel bir Firebase object yapısı var. Bu da bu nugget package'lar bize sağlamakta. Bunları kullanacağız. Bunlar kendini şu an yüklüyor. Ben şimdi hızlıca bir new model oluşturacağım. Modelin içine computer vereceğim. New file computer. Ardından bunun property üzerine ya şu an bunu yapıyoruz. Bunları yapıyoruz. Bunun dediğim gibi en önemli olan neden işte ya kullanırız falan. Web mesela bir web servis yazmayacağız. Şu an biz web API gibi kullanırız. Biz istek atıyoruz ve bize bir result döndürebiliriz. Web API aslında bu. Ama bunun hiçbir kodu yazmadan bize Firebase bunu sağlamakta. Bakın içerisine gelip string name vardı benim. Full name. Yanlış yazmayalım. Aldım. Property. Hard. Hardware hardware. Tamam bu şekilde gazip. Önemli değil. Integer türünden de. Aa sorry. Of. Birbirine girdi. Bir saniye. Sakin. Sakin. Property yazalım. Integer diyelim. Buraya da hardware, hardware. Hardware de bu normalde böyle kalmış. Önemli değil. Şimdi biz gelelim. Bu arada NoSQL ile ilgili ya da şu anki yapıyla ilgili sorunuzu database kısmında bana onu ayrı ederek sorarsanız daha detaylı anlatabilirim. Benim amacım şu an Xamarin'de bunu nasıl kullanacağımızı görmek. Ben burada bir modelimi oluşturdum ve ben buraya bir tane daha şey oluşturacağım. Buna da diyorum ki database. Database'in içerisine gelip new file db fire kuralım adına. Şimdi biz burada başlangıç olarak bu şekilde kullanacağız. İlerleyen yapılarda bu şekilde kullanmayacağız. Bir tane Firebase client tanımlaması yapıyoruz. Firebase client. Client diyoruz ki şu şekilde kuruyor. Bunun da gerekli eklemesini yapıyor. Client bizden zaten default'ta şey değerini istiyor. Base URL değerini isteyecek şimdi. New Firebase client. Bakın yazdım. Benden string base URL istedi. Base URL'imiz de şu. Benim Hardware Android'ı kurduğum projemin içerisinde şurada yazan link adresini alıyorum. İçerisine string olarak veriyorum ve oluşturmamı bitirmiş oluyorum. Şimdi şu an ufak projemde çok saliselik bir patlama yaşadı. Ben hızlıca tekrar giriyorum. Client, gerekli client tanımlamasını yaptıktan sonra artık biz bu client'e bize isteğimize atabiliriz. Nasıl client'e istek atıyoruz? Şu şekilde. Ben bir tane liste alacağım ve liste şeklinde benim şu gelen item'ları toplayacağım. Bu arada ben Postman'dan gelelim şuradan bir data daha ekleyeyim oraya. Bir 2-3 tane data olsun şöyle. Daha iyi olur ekranımıza görürken. Post aynı demin eklediğim gibi Hardware Android. Şöyle ekleyelim 1002.
10.025 mesela ekledik. Şimdi ben bunu şu şekilde karşılıyorum. Normal aslında şuraya ben şunu yazayım. Public void falan filan. Public get list. Refactoring yaparak gidelim. Şimdi bir kere void olmayacak. Çünkü bu bir değeri geriye değer döndürecek. Bu da list türünden hangi şey computer tipinde döndürecek. Listi de şuraya ekleyelim. Şu şekilde ekledim. Ardından bu metodum benim await olarak çalışmakta. Çünkü isteği atıyorsunuz ve bir saniye bekliyor. Beklediği için de bunun bir asenkron yapı içerisinde olması lazım. Asenkron yapı. Asenkron yapıdaki kullanımlarda genelde task yapısı içerisinde kullanılır. Task yapısında şöyle ekliyorum. Task ekli değil. Ve şu da şimdilik return null kalsın. Şimdi geliyorum. Benim yapacağım işlem şu. Ben bu client'e gideceğim, istek atacağım. Ve bu listeyi çağıracağım. Diyeceğim ki var list olsun bir tane. Gitsin bu client'ta. Bakın child geldi. Bu client bu arada Firebase client'in nesnesi. Bu child diye bir nesne geldi. Bu child'ım şu. İçerisine geliyorum. Yazacağım benim child'ımın. Ben hangi Firebase'imde hangi objeyimi çağıracaksam. Başka burada computer veya başka şeyler de olabilir. Bunu çağıracaksam bunu uğraşıyorum. O da şu mesela ben computer'ı çağıracağım değil mi? Ben buraya geliyorum. Computer'ı yazıyorum. Ardından child'ın altına şu child'ı şöyle kullanmak daha zevkli. Ve içerisine ons asenkron diyorum. Şimdi bu ne? Ons asenkron ile computer değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, computer. Ben istemi asenkron olarak yapıyorum ve client'ten çağırıyorum ve getiriyorum. Şimdi ben burada await olarak tamamlamamı da yapıyorum ve gerekli tamamlamam bitmiş oluyor. Fakat benim bu dönen listem bakın Firebase object tipine dönüyor. Firebase object tipi dedi nedir? Şöyle for each yapıp göstereyim size. Listten döndürsün itemları. Bakın item'ın iki tane özel properties oluyor. Biri key. Key'i bizim aslında demin post derken oluşturduğumuz yani bizim şu item'ımızın kendi özel unique ID'si. Ve diğeri de object. Object de bildiğin içerisindeki nesneler. Şimdi bunu ben listede sadece object kısmını basacağım için şu şekilde bir kullanım yapıyorum. Şunları ufak kendi içerisinde bir paranteze alıyorum. Diyorum ki select diyorum. Bak şu an yok. Şimdi gelecek o. Ekleyeceğim projeye. Şuradan link your komutu. Ve select'in içerisinde diyorum ki gelen bu item'ları al sen. Böyle bir nesne tamamı içerisine gelelim. Pardon şuna gerek yok. Bu şeyleri gelen item'ları yakala. Git bunları bir tane new. Benim neydi? Computer değil mi? Computer tipinde bana geri döndür. Diye kullanıyorum. Şimdi bu computer'ın da içerisine gelip diyorum ki computer'ın özellikleri var. Full name. Full name'in benim ne? Gelen object'imin içerisindeki item'in object'imin içerisindeki full name. Ardından bir tane daha name şeyim var. Hardware power. O da yine item'in içerisindeki object içerisinde hardware power. Bu şekilde isterseniz key'lere de bu şekilde ulaşabilirsiniz. Yani bu birazcık Firebase object yapısı kullanırken sıkıntı yaratabiliyor. Bu şekilde ben kendi custom döndürmemi yapıyorum ve bunu list olarak döndürüyorum ve artık benim işlemim bitmiş oluyor. Tabii ki şu anki dönen yapı bir IronMirable türünde. Onu da şu şekilde tool list diyerek işlemimi bitirmiş oluyorum. Şimdi listem hazır. İsteğimi atıp ön tarafta göstereceğim. Peki bunu nasıl yapıyorum? Şuradan geliyorum dizaynımın içerisine. DBFire, pardon. Benim ana sayfam şurada. XAML'a koşayım önce. XAML'ın üstüne gelip ben bunu şöyle yapacağım. Bir button'a bastıktan sonra gerekli tanımlama yapacağım. Bir tane stack layout atıyorum. Şu şekilde bir tane button atıyorum. Tekstine get diyorum. Ardından click it özelliği atıyorum. Click it dedim, kapattım. Ve bir tane de list view atıyorum. Bir tersine item template diyorum. Bu konuda hani ilk defa izliyorsunuz veya daha merak ediyorsunuz kanalda Nightsan'a anlattığımız videolar da var. Oradan bakabilirsiniz. Bu list view veya kullanı diğer konumlarla ilgili. Data template'e koştum. Ve şimdi ben buradan diyorum ki ben içerisine bir tane text select diyorum. Ve text property'sine gelip içerisine bind diyeceğim. O da bildiğimiz binding işlem zaten. Ne vardı? Full name vardı. Değil mi? Bir de detailına da gelip şöyle bindleyip bağlayalım şunu da. Binding neydi? Harvara'ydı sanırım. Harvara olabilir. Yanlış yazmadıysak. Harvara power. Evet. Detayla da bunu bassın. Şimdi tabii ki şurada da item sorucuna gelip binding nokta diyelim. Çünkü ön taraftan bunu yollayacağız birazdan. Şimdi bu şekilde biz yapısını sağladık. Şimdi ben tıkladıktan sonra ne yapacağımıza koşalım. Tıkladım.
Şimdi ben Xamarin taraftan ön tarafa, CS tarafa geçiyorum. Tıkladım. Tıkladıktan sonra diyorum ki git bir tane database'e önce bir connection yapalım. Niv DBFire'dan kuralım. Sonra bu DB'de şimdi git bir tane listemi bana şu şekilde getir. DBFire DB nokta bakın şurada var get list. Get list şeklinde bana getir. Tabii ki bu asenkron bir yapı olduğu için await kullanacağız. Ve await kullanırken de başta bir asenkron yazacağız. Ve bu şekilde benim şu an listem hazır. Bakın şöyle bir if koyayım. Böyle list eşit null mı diye bir bakayım. Hani listin içerisine item gelmiş mi diye bir bakalım. Değil mi? Şimdi çalıştıralım projemizi. Yani Firebase gerçekten çok fazla işlemi kolaylaştırıyor bizim için. Yani özellikle Mac'te yazıyorsanız o zaman da çok önemli. Bir web servisi yazmak bazen sıkıntı olabiliyor. Veya önemli web servisler. Hiç web servisi yazmak size böyle döndüren bir yapı çok fazla işinizi gerçekten kolaylaştırır. Tabii NoSQL olması da ayrı bir güzellik. Şimdi get'e basıyorum. Get'e bastım. Bakın listemin içerisinde count 3. 3 tane eleman eklemiştim. Bu 3 tane eleman da bana bu şekilde döndü. Şimdi biz gelin bunu ön tarafta listemize nasıl aktaracağız? Listemize direkt aktarırsak çalışmayacak. Çünkü bunun bir refresh olması lazım. Refresh işlemini hızlıca atlatmak için şöyle yapıyorum. Diyorum ki ben bir tane observer collection kuruyorum şurada. Collection tipini bu da computer tipinden alsın diyorum. Ve içerisine diyorum ki list. New observer collection list. Şimdi observer collection ne ya? Observable collection. Yeah. Hadi gör bakalım. Yine mi yanlış yazdım? Observable collection. Bu kez doğru yazdım. Demin yanlış yapmıştım. Evet. Doğru yazdım. Evet doğru yazdım. Şimdi yakaladım. Buraya attım ve oluşturdum. Diyorum ki bu listemin içerisinden gelen nesneleri alacağım. İşte bu observer collection içerisine atacağım. Onu nasıl yapıyorum? Eğer list null değilse koşarım. Derim ki bir tane for each kurarım. Zaten şu şekilde İçerisini listin içerisine dolaştırırım. Bunu da gelirim şu benim ana listemin içerisine list derken listler birbirine girdi. Şuna list asenkron diyeyim de karışmasın üsttekine karıştı çünkü. List asenkron git bunu bizim asıl listemin içerisinde item gelen itemları ekle derim. Ve istediğim sonuca ulaşmış olurum. İşlemimi bitirdim. Şimdi çalıştırıyorum tekrardan. Xamarin'de şu an için Firebase'de database'den isteği attık. Biz ilerleyen zamanlarda imaj olarak da alacağız. İmajları da çekeceğiz vesaire vesaire. Şu an için sadece database'den data çekiyorum. Get dedim. Şimdi bekliyorum. Evet olarak çalıştığı için. Herhangi bir şey yaptı mı? Bakıyorum. Şu an değer döndürmedi. Ekrana basmadı. Çünkü tabii ki neden? Çünkü ekrana şeyi vermedik. LSTV with list view ile bunu bind etmedik ki. Yani bunu da görmemiz önemli. Şimdi binding ediyor ama neyle binding ediyor? LST diyelim. Bunun için MVM de kullanabilirdik. Şu an hiç ona gerek yok gerçi ama. Şu şekilde LST'ye binding konteksine gel. Listi ver. Item storage olarak da verebiliyorsunuz bu arada ama bu yapı daha güzel. Bence binding, bindlama işlemi. MVM'in birçok kuralları var. O yapıda bunu kullanmak daha güzel. Verdim. Get isteğimi attım. List null değil. 3 tane döndü ve ekrana bastım. Bu şekilde Firebase'imizde bir API gibi kullanıp dataları yakalayıp ekranımıza bu şekilde gösteriyoruz. Herkese bol ve mantıklı kodlamalar.